Hanımlar ve beyefendiler, Kuruva ve yepyeni bir indie oyunla tekrardan karşınızdayım. Öncelikle bu oyunun ve bir önceki oynadığımız oyun Insomnia'nın da çevirmeni olan Cansu'na bize bu oyunu ulaştırdı ve Türkçe olarak ulaştırdığı için çok teşekkür ederim. Şayet ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda bu gibi oyunların devamını istiyorsanız belirtmeyi, çan açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz yeni indie oyunumuzla sizi baş başa bırakalım. Evet, oyna! İlerlemen hikayenin belli anlarındaki kayıt noktalarında kaydedilir. Anladım. Hadi kalk. Hadi dedim. Kalksana. İncele. Harika bir gün ama evde oturup ders çalışmalıyım. Yine mi? Tabii önce kahvaltı etsem iyi olur. Bence de. Yağmur dinmiş. Tabloyu seviyorsun. Fotoğrafa bayılıyorum. Çocuklar parkta oyun oynuyor. İnsan vücudu resim. Dışarı çalışırken anatomi mi çalışacağız? Bir sürü ders kitabı ve bir kutu. İçi anatomi ile ilgili manga ve anime ile dolu. Güzel. Gardırobumuz. Kahvaltı. Tamam, kahvaltıya götüreyim ben seni. Evet, bu bir ev. Kapıya bakacağım önce. Broşürler ve faturalar. Şemsiyem. Evden çıkamam, kahvaltı, anladım. Evin anahtarlarını buraya koyayım, tamam. Anahtarlar orada. Ben niye panik olduysam? Oo, girelim, girelim. Yukarıda işimiz yokmuş. Bu tarafa dön. Niye direkt buraya baktım ya? Şöyle bir tuhaflık var. Ne? Bir bana el sallıyor. Merhaba. Ha, benim kafada o da merhaba diyor. Ne bu? Uzandır burada duruyor. Burada ne var? Odağını arttırıyor. Güzel. Mutfak. Evet, kahvaltı zamanı. Aa, kahve aldım. Her şey taslamam, masaya geçeyim. Her şey hazır. Geç, yemek yiyelim. Güzel, şimdi masayı temizleyebileceğim bir şey lazım. Masayı... Mutfakta olabilir işimiz kalmadı. Mutfak eşyaların burada. Ne? Bu... Makasın burada ne işi mi var? Kirlenmiş. Hani bakayım makası. Ne biçim kirlenmiş? Yıkayım. Makası temizledim. Bir kayıt noktası kilidi açıldı mı? Bunları temizleyelim işte. Daha sonra markete gidip bir şeyler alayım. Şehir manzarası. Sağla, fikrimi değiştirdim. Sonra yıkarım. İyi. He? Bu ne? Ok. Takip edelim, takip edelim. Burası evimin koridoru değil ki. Neredeyim? Oku mu? Takip edeyim. Ok. Birkaç takvim. Bazı tarihler kırmızıyla işaretlenmiş. Bu ne? Bir yığın kitap. Etrafta bir sürü kitap saçılmış. Her yer takvim.
Her yer kitap. Geçebilecek miyim bakalım. Şurada inebilirsem kapıya ulaşabilirim. Kitap, kitap, kitap. Kitaptan bol bir şey yok. Çıkış yazıyor. Çıkışa gidelim. Sen kimsin lan? O da kim? Bir yerden tanıdık geldi. Ama değil de sanki. Şşt, kitaplara dikkat et. Dur yardımcı olayım. Niye düştün lan? Masa. Her yer takvim. Bir takvim daha mı? Bazı tarihler işaretlenmiş. Bir saniye. Ha? Canım ya, çok naziksin. Teşekkür ederim. Buna sahip çıkmam lazım. Neyse. Selam. Hoş geldin. Burası da neresi? Neredeyim ben? Bilmem. Nasıl bilmesin? Seni kitap okurken gördüm. Kütüphane falan mı burası? Kütüphane mi? Haklı olabilirsin. Doğru ya, gerçekten de öyle. Çok güzel değil mi? Ayıklamam gereken bir sürü kitap var. Tabii şu anda buna zamanım yok. Tüm günüm bunun burada geçiyor. Kitap okuyor. Günleri takvimde işaretliyorum. İşaretli günlere baksana, bir sürü. O kadar çok, aklım şaştı. İçimde tuhaf bir his var. Gitsem iyi olur. Pekala, gitmek istiyorsan kapı şu tarafta. Bir de... Dur ya, hemencecik gidecek misin? Niye? Niye mi? Eve dönmek istiyorum. Evime derken... Evine mi döneceksin? Ne oluyor ya? Manyak bu. 13. 8. ay Haziran mıydı? Yok, Temmuz'du sanki. Hazırlanmam gereken bir sürü tarih. Haklısın, çok işim var. Gitmem lazım. Senin de öyle. Bol şans. Ben gidiyorum. Az önce ne oldu? Ağzımı durulasam iyi olur. İkinci kayıt noktasının kilidi açıldı. Bura ne lan? Daha yeni yemek yedim. Dişlerimi fırçalamam lazım. Buraya dön. Ha, tuvalet. Okumayayım ya, tuvalet işte. Banyo kilitli. Dün gece hava fırtınalıydı. Rüzgar açmasın diye kapıyı kilitlemiştim. Banyoya gireceksen anahtar lazım. Tamam. Dön, şurada anahtar vardı. Oğlum, anahtar nerede? Anahtar orada değil mi? Orada tuvalet var. Tamam, anahtarı nereye koydum? Bu anahtarları buraya koyuyorum dedim bana. Evde anahtar aramaca. Ya. Her şeyi anladım. Odama niye giremediğimi anlamadım. Bu oyun akıl oyunları oynuyor bende. İhtiyacın olan her şey gardırop, gardıropta değiller ya. Defterim açıldı. Ha, buraya mı koydun? Ver. Bak bak, anahtar görün bebeler. He? Ne oldu ya? Bu da ne? Yine mi sen? Ne istiyorsun benden? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Pardon, seni duyamıyorum. Yine yukarıyı gösteriyorsun. Bekle. Gitme. Az önce ne oldu? Sapık mı lan bu? Vaktim kalmadı. Önce banyoya gideyim. Sapık çocuk.
Pencereden bizi mi gözetliyor olabilir? Lan bir şey olmaz. Ben niye gözetesin? Yukarı dön sen burayı. Bekle geleceğim. Bir saniye. Ağzını yıkaması lazımmış onun. Hadi bakalım. Ağzımı yıkayacağım, geleceğim hemen. Merhaba, tuvalet. Birkaç havlu duş aldığımda kullanıyorum. Küvet. Ne zaman rahatlamak istesem duş alırım. Ya bu sapık buraya gelmesin. Çok yorgunum. Önce ağzım biraz durulayım. En sevdiğin, senin en sevdiğin sabun mu var? İtaplanmış olmalılar. Bu ne ya? El. Boyumda bir şey sarıldığını hissettim. Boğulacaktım. Boyumdaki bu çukurda neyin nesi çökecek gibi görünüyor. Kaçsam iyi olur. Niye? Çukura bakayım mı? Dipsiz bir çukur, dibini göremiyorum. Tüyler ürpertici. Ne yapıyorsun? Selam. Fazla değil mi? Sakın ha, çok tehlikeli. Nasıl ya? Kapı kapalıydı, içeri nasıl girdin? Doğruyu söyledin, çukurdan çıktın değil mi? Yok artık, deli misin? Böyle çukurlardan fazla korkarım ben. Kimsenin de böyle bir çukura düşmesini istemem. Söyle madem, içeri nasıl girdin? Kapıdan girmedin besbelli. En başından beri seni izliyordum. Çok enteresansın. Hı? Farkındaysan zamanın doluyor. Sesi duyuyor musun? Tik tak, tik tak, tik tak. Ne alaka, evimde ne işin var? Şimdi anladım, beni buraya sen kilitledin. Ne istiyorsun, fidye mi? Beni buradan çıkar. Sana istediğin her şeyi veririm. Fidye mi, işim olmaz. Tek istediğim... canını almak. Şaka şaka. Yalnız buradan çıkmak hiç kolay olmayacak. Burası insanı düşündürüyor. Unuttuğun en önemli bir şeyi hatırlamaya teşvik ediyor. Bu işin son adımı... Yine mi be? Öf, onca uğraş. Ne oldu? Aha, zamanı gelmiş yine. Ama sana güveniyorum. Bu sefer başaracaksın. Döngüden kurtul. Döngüden kurtul derken ne demek istiyorsun? Bay bay. Dur, ne yapıyorsun? Öylece çıkıp gidemezsin. Niye ki? Üzgünüm, acelem var. Kimsin sen? Bana bir yerden tanıdık geliyorsun. Söylesem ne fayda? Nasılsa unutacaksın. Ama eminim, bunun da üstesinden kendi başına geleceksin. Neticede çok zeki birisin. Hadi bakalım, görüşürüz. Ama... Gitti. Cidden banyo kapısından çıkıp gitti. Peki kapıyı nasıl açtın? Tavandan tuhaf bir sıvı akıyor. Hiç iyi hissetmiyorum. Keşke tüm bunlar bir kabus olsun. Ne var orada? Bu mankenin burada ne işi var? Ben de aynen bu şekilde duş alıyorum. Çok tuhaf. Şu deliye bakmayın. Thank you.
Ah, bir çift eli anımsatıyor. Ama gözlerim anımsıyorsa ortada bir şey yok. Umarım sabun kalmıştır. Deliye bakalım. Merhaba. Ben burada kaldım. İmdat. Ben gideyim ya. Tuhaflık seziyorum. Su sesi duyuyorum. Ama banyodan gelmiyor sanki. Bir yerde bir sızıntı olabilir. Belki de yorgunluktandır. Her neyse, etrafı bir kolajen etsem iyi olur. He? Su mu? Dev bir yüzme havuzu, holey! Ne yapacağım? Ne yapıp edip kaçmalıyım? Hemen. Koş. Kapacaktan başka bir şey yok. Şu an işime yaramazlar. Hemen diğer tarafa bakmalıyım. Çık. Tabii ya. Çıkış kapağı. Tavan arasına çıkabilirim. Bir şey buldum. Kapağı açacak bir şey mi? Şemsiye koş oğlum. Ver. Oğlum şemsiye de açarsın. Mal mısın sen? Evin anahtarını bulmalıyım. Zorla açmayı deneyebilirim. Yok açılmıyor. Hemen başka bir çıkış yolu. Sen enayisin. Kutu suyun dibini boylayacak. Acele etmeliyim. Ev anahtarlarım yok. Bekle lan. Bekle, geliyorum. Gardıropta bir şey vardır. Olan şemsiye de aynı görevi görüyor ya, Bay Süper Zeka. Bu çocuk daha iyi ya. Lan oraya geri gitme, gitme. Aç. İşe yaradı. Yukarıya tırmanabilirim. Kitaplarım, kutularım nerede? Peki ya tüm bu kapaklar neyin nesi? Burası tavan arama hiç benzemiyor. Bu ne ya? Burada ne olmuş? Sen ölü müsün? Sen ölü müsün? Yerde hareketsiz biri var. Burada ne olmuş acaba? Ölü müsün lan? Tavan aram ceset dolu. Merhabalar, ölü müsünüz acaba? Bu çıkış kapağı benimkinden çok benziyor. Sanırım anladım, tüm bu kapaklar ve yerde yatanlar bana benziyor. Bunlar stresten mi yani şimdi? Korkuyorum. Bir çıkış yolu bulmam lazım. Bura gayet çıkışa benziyor ama. Az kaldı. Olamaz. Merhaba saat adam. Kaç. Bence gayet mantıklı. Tuttu beni. Defol, bırak beni, canım acıyor. Şu şeyin icabına bakmam lazım. Of ya, yanımda hiçbir şey yok. Dur lütfen bırak beni. Yardım edin ya. Kötü son. Oynadığın için teşekkürler. Yanıma bir şey alabiliyor muydum ki? Kayıt noktası yükle. Vaa değil, buradan.
Bir tuhaflık seziyorum hikayede. Buradan gidelim, mutfağa koşayım mı ben? Mutfakta bir şey yoktu ama. Eyvah, ne yapacağım? Bunu ver lan. Aha, aldım. İşime yarayabilir. Seni kafana saplamaya geliyorum. Bekle koçum. Bekle aslanım, bekle. Celladın geliyor, bekle. Bekle bekle. Geliyorum ulan. Gel gel. Gel bak ne yapıyorum, gel. Bekle lan Ferhat Saat, bekle lan. Ecelin geliyor lan. Gel gel, sonra o biçimsiz akrep yal kovanla ne yapacağım şimdi, gel. Yok yok, kaçma ya, gel tut lan beni. Bana bir vur, beni sinir etme. Aha, saplayacağım şimdi. Makasım tabi ya. İyi ki yanıma almışım. Al lan. Gördün mü? Kaçma zamanı. Fırla lan. Az kaldı. Başaracağım. Ben duştayım. İyi de burası banyom değil mi? Çukur da yok olmuş. Ah, şimdi anladım. Yorgunluktan burada sızmış olmalıyım. Yoksa bayıldım mı? Şu an kendimi kendi evimde miyim? Her şey gerçeklikten o kadar uzak ki. Bir saniye. Bir eksiklik hissediyorum ama üzerinde büyük büyük kalkmış gibi. Daha iyi hissediyorum. Sanki tüm dertlerim uçup gitmiş. Biraz düşünmem lazım. Her şeyden, herkesten uzaklaşıp. İyi son. Ne yapıyorsun lan? Keşif modunun kilidini açtın. Oynadığın için teşekkürler. Keşif modu ne acaba? Evi keşfet ve oyunun kurgusu hakkında yeni bilgiler edin. Anladım. Evet çok sevgili YouTube, yukarı baktığımda sadece bir tavan görüyorum adlı oyunumuzdan. Şimdilik bu kadar. Şayet ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda keşif modunu görmek istiyorsanız belirtmeyi, çanı açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu gibi oyunların devamı için dediklerimi yapmanız yeterli. Sonraki videolarda görüşmek üzere kuru. Esen kalın.